Tani dille anlatmanızı rica ediyorum. Evet, meclis başkanlığı seçimi tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki bundan sonra ne olacak? MHP'nin meclis başkanlığı seçiminde geçersiz oy kullanması AK Parti'nin işine yaradı. Bazı çevreler bunu AK Parti-MHP koalisyonu geliyor diye yorumladı. Peki AK Parti kulislerinde neler konuşuluyor? Mecliste Pınar Ağacı bizi bekliyor. Yanında da AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı var. Pınar, söz sende. Evet, seçim bitti ama tartışması bitmedi. Çünkü hem muhalefet partilerinin birbirlerine yönelik olarak eleştirileri, suçlamaları, ağır eleştirileri var. Hem de koalisyon arayışları söz konusu. Çünkü önümüzde hükümet kurma süreçleri devam ediyor. Tüm bu ayrıntıları bundan sonra bizleri nasıl bir tablo bekliyor? Hem meclis başkanlığı seçimini hem de bundan sonraki koalisyon arayışlarını, hükümet kurma süreçlerini AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ile değerlendireceğiz. Sayın Bostancı, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Bir meclis başkanı seçimini geride bıraktık. Başkan belli oldu ama tartışması devam ediyor. Öncelikle meclis başkanlığı seçimiyle başlayalım. Daha sonra koalisyon arayışlarıyla devam edelim efendim. Dünkü tabloyu nasıl yorumlamak gerekir? Dünkü tablodan önce bir önceki günkü tablo var. Orada hiçbir şey belli değildi. Ne tür bir sonuç alınacağına dair herhangi bir kanaatimiz yoktu. Ertesi gün biraz daha belirginleşme sağlandı ve nihayet İsmet Bey seçildi. Doğal olanı şudur. Mecliste en çok sayıya kim sahipse meclis başkanının oradan seçilmesidir. AK Parti ile ikinci gelen parti arasındaki oy oranını biliyorsunuz. %16. Vekil sayısını da biliyorsunuz. Çok miktarda fark var. Mesele şu, bunun mantığı da şudur. 550 kişilik bu millet meclisini temsil edecek olan başkanın, bu kişileri idare edecek olan başkanın perspektifinin geniş ve kucaklayıcı olması lazım. Bütün isimler çok saygıdeğerdir, aday olanlar. Kişisel olarak onlara söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama bir prensipten bahsedeceksek, tabana en geniş olan siyasi parti, müktesebat olarak da kendi taraftarlarının, üyelerine bu bakışı en iyi yerleştiren partidir. Zannediyorum temel mantığını da burada aramak lazım. O bakımdan demokrasi zorlanmamış, sular kendi mecrasında akmıştır. Gelelim diğer tartışma konusuna. MHP'lerin kendi takdiridir. Sayın Bahçeli bir gün önce herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Fakat daha sonra böyle bir karar aldı. Bu partinin kendi iç işidir. Kendi kararlarını alabilme elbette ki özgürlüğü var. Bunu yargılamak. Şöyle karar alırsan ben seni alkışlarım, böyle karar alırsan da yerin dibine sokarım mantığıyla yaklaşmak son derece yanlış bir mantık ve buna temelde şu denilir. Kendi amaçlarının aracı kılmak için seni onurlandırmaya yahut da kahretmeye hazır bir dille sötede bekliyorum. Bu yaklaşım yanlış. Kaldı ki bloktan bahsediliyordu. Eğer blok doğru olsaydı zaten bugün başka bir tablo olurdu. Sayın Bahçeli daha önce de bloğun yanlış olduğundan bahsetmişti. Normalde beraberce davranılmayacağına ilişkin beklentilerinin olması biraz da alışmaları gerekirdi. CHP'nin özellikle bu yöndeydi hesapları. Üç muhalefet partisi birleşirse AK Parti'nin adayı karşısında zafer elde edebileceği yönündeydi. Bu noktada da MHP'nin AK Parti'ye başkanlığı, meclis başkanlığını armağan ettiği konusunda bu yönde de mesajlar veriyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Demek istiyor ki meclis başkanlığına lütfen bize armağan et. AK Parti'ye armağan etme. Yani ortada iki aday var. Armağan etme şeklindeki bir mantıkla yaklaşmak mümkün mü? Ona yapma, bize yap demektir bu. Mesele şu. Şartlı cümle kurdular. Blok olarak davranılırsa eğer. Blok olarak davranılmıyor. Partiler serbest. Kendi kararlarını verebilirler. MHP diyebilir ki ben mevcut durumda hiçbir adayı desteklemiyorum. Bunu deme özgürlüğü var. Çünkü herhangi bir angajmanın kendi tabanında da bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Şunu yalnız unutmamak lazım. Meclis başkanlığı tamamen partilerin kendi siyasetleri çerçevesine şekillenmiştir. Ne alttan bir görüşme, ne bir siyasal mühendislik, ne bir yerlerden bir takım hareketlenmeler yapma asla söz konusu olmamıştır. Maalesef çok fazla hayal gücü geniş olan insanlar var ve AK Parti'nin 3. turda başka türlü manevralara girerek bir kısım milletvekillerini yönlendirip Sayın Baykal'ın değil de başka birisinin öne çıkmasını sağlayıcı adımlar atacağına dair de plan milan diyerek bir takım senaryolar yayınladılar.
Bunların hiçbirisinin gerçek olmadığı görüldü. Onlar senaryolarıyla baş başa kaldılar. Biz tamamen ilkeli, kurallı, ahlaki bir çizgide dört turda da kendi adayımızın arkasına durduk. Bizim yaptığımız budur. Baykal hesabı tutmadı ama iki pencereden olaya bakmak gerekiyor. MHP tutumunun gerekçesini şöyle açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu çatı adaydı. CHP ve MHP ortak olarak destekliyordu. Aynı tavrı meclis başkanının seçiminde de yapmasını istedi CHP'nin. Ama HDP'nin oylarını istemiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Bunun yanında tutumunu şöyle açıklıyor. Eğer Ekmelettin İhsanoğlu CHP ve MHP tarafından desteklenseydi yeterli sayıya ulaşmak için AK Parti'den de bazı oy kaymalarının olabileceği görüşünde Milliyetçi Hareket Partisi tutumunu böyle gerekçelendiriyor. Bunu nasıl okumak gerekir? Yani kendi değerlendirmeleri tabii AK Parti'den herhangi bir yere oy kayması olmayacağı dört turda da çok açık bir şekilde görüldü. Fakat temel mantık sonuçtan ziyade ahlaki mantık bize bir şey söyler. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu çatı adayı olarak bir yıl önce Cumhurbaşkanı şeklinde kamuoyuna takdim edildi. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Ve millete kefil olundu. Denildi ki ey milletimiz bu arkadaşa oy verin. Cumhurbaşkanı olsun. Buna layıktır. Türkiye'nin bir numaralı koltuğuna. Cumhurun başkanı olarak önemli görevler yapacak. Şimdi böyle bir kefalet üstlenmişsiniz. Bir taahhütte bulunmuşsunuz. CHP yapmış bunu. Aynı zamanda MHP yapmış. Şimdi meclis başkanlığı seçim oluyor. Eğer derseniz meclis başkanlığı için layık görmüyorum. Ben başka bir aday çıkartıyorum. Bu problemli bir tavırdır. Belki orada da ilkeli ahlaki bir duruş bu manada. Dün Cumhurbaşkanı için gösterdik. Bugün de meclis başkanı için göstermemiz gerekir şeklinde bir yaklaşım olsa. Bilemiyorum meclis başkanlığı için bir sonuç doğmasa da başka tür sonuçlar ümit edilebilirdi. Apolojetik diyorlar siyaset biliminde. Daha açık bir tabirle nalıncı keseri olmak. Rabbena hep bana dedikleri tarzda ey MHP ona verme bana ver tarzındaki bir yaklaşım uygun bir yaklaşım değil. Uygun değil. Yani MHP'nin üzerinde şu anda öyle bir ahlaki baskı oluşturmaya çalışıyorlar ama bu dilin kendisi baştan sona kadar mühendislik dili. Siyasi partileri yapmış oldukları bir siyasal karar, bir siyasal tavır dolayısıyla sonuna kadar sevmeye, sonuna kadar da nefret etmeye hazır olmak ilginç bir psikolojidir ve böyle zamanlarda histerik bir şekilde açığa çıkar. Bunu çok önemsemiyorum. İkinci pencere ise efendim koalisyon araçlarına aslında açılan bir pencere. MHP'nin bu tutumu yine muhalefet tarafından AK Parti ile MHP'nin işbirliği içerisinde özellikle koalisyon konusunda bir koalisyonun sinyali olarak yorumlanıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hakikatler üzerine 50 senaryo kurulur ama hakikat bir tane gerçeklik üzerinden yürür. 49'u boşa düşer. Bunların hepsi senaryodur. Tıpkı AK Parti'nin 3. turda bilmem şu kadar 60 vekilini başka yere sevk edeceği şeklindeki senaryolar gibi. Bir koalisyon kurulması resmi görüşmeler çerçevesinde derinleştirilmiş müzakerelerle mümkün olur. Öyle alttan alta Ahmet Mehmet'le görüşmüş, Hasan da Hüseyin'e bir şey söylemiş, oradan da şöyle bir selam gelmiş. Bunlarla koalisyon falan kurulmaz. Bunlarla herhangi bir anlaşma olmaz. Dolayısıyla böyle bir görüşme, böyle bir temas, anlamlı, ciddi, ortak bir kararlılığa dönük herhangi bir yaklaşım bugüne kadar hiçbir partiyle söz konusu değil. Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı'ndan görevi aldıktan sonra bunlar yapılacak. Yapılması da gerekir. Zaten seçmenin bize söylediği anlaşın memleketi hükümetsiz bırakmayın. Biz samimiyetle bu doğrultuda bütün partilere gideceğiz. Onlarla konuşacağız. Bir kararlılık ve irade arayacağız. Eğer başlangıçta AK Parti'de olduğu kadar bu partilerde de evet kardeşim anlaşamadığımız konular var. Ama memleket hükümetsiz kalmasın. Biz pozitif bir şekilde hükümetin kurulması için anlaşabiliriz. Yaklaşım ortaya çıkarsa o müzakerelerle işler kolaylaşır. Ama daha baştan dur bakalım şu konuda anlaşacak mıyız? Ya falan konuda anlaşacak mıyız? Şeklindeki bir yaklaşım çok da müzakere mantığına uymaz. Temel irade önemli. Temel irade. Yani kardeşim hükümet kurmaya var mısın? Her şeyden önce. En başta. Bırak onu bunu. Hükümet kurmaya var mısın yok musun? En temel irade budur. Eğer varsan bunun müzakereleri, konuşmaları o pozitif iklim çerçevesinde farklı olur. Ama dur bakalım hele şunu da bir görelim. Şurada da nasıl yürüyeceksin burada bakalım. Bu çok sevimli değildir. Tıpkı insan ilişkileri gibidir kurumların ilişkileri de. O bakımdan Türkiye'nin ihtiyacı olan hükümet kurmaya, memleketin hükümetsiz bırakılmamasına dönük pozitif bir iklimin oluşmasıdır.
Biz bunun için çaba gösteriyoruz. Bizim ağzımızdan ne kırmızı çizgi duydunuz, ne şununla hükümet yapmayız duydunuz, hadi gitsin onlar yapsın gibi bir laf duydunuz. Bizim sırtımızda yumurta küpesi var. Bunu sorumluluğuyla davrandık. Bundan sonra da aynı şekilde davranmaya devam edeceğiz. Başbakan Davutoğlu'nun yine açıklamaları vardı. CHP ve MHP'ye koalisyon konusunda şu an itibariyle aynı uzaklıktayız dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli seçim gecesinden itibaren yaptığı açıklamalarda MHP'nin ana muhalefete aday olduğunu öne çıkarmıştı. CHP'nin ise son dönemlerde açıklaması daha ılımlı yönde koalisyon konusunda. CHP şu anda AK Parti ile koalisyona biraz daha mı yakın ihtimal seçenek görünüyor? Hayır, bunlar böyle kamuoyuna yapılan açıklamalar üzerinden anlaşılmaz. Yani kamuoyuna dönük açıklamaları daha çok bir tür atmosfer kurma şeklinde görmek mümkün. Asıl görüşmeler birebir o derinleştirilmiş müzakereler üzerinden yürür. Onları görmek lazım. Bunlar herhangi bir kanaat için yeterli veri sunmaz. Sayın Başbakan görev aldıktan sonra o görüşmeler ve siz uzman gazetecilerin bu görüşmelere ilişkin arka plan bilgileri işlerin hangi yönde gittiğine ilişkin kamuoyuna daha anlamlı bilgiler sunacaktır. Şu anda ortada hiçbir şey yok. Peki efendim, bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Meclis başkanı seçildi. Önümüzdeki hafta meclis yeniden açıldığında hükümet kurma süreci de var. Yine başkanlık divanının oluşması. Süreç prosedür olarak nasıl ilerleyecek? Önce başkanlık divanının oluşması lazım. Başkanlık divanı sayılar, katiplikler, idare üyelikleri, bütün bunlara ilişkin başkan yardımcılıkları, meclis başkan vekillikleri, bunlar belirginleşecek. Divan oluşacak. Divan oluştuktan sonra görevlendirme yapılacak. Görevlendirme yapılınca Sayın Başbakan görüşmelerine başlayacak. Bütün partileri dolaşacak. Önce herhalde bir başlangıç iradesi arayacaktır. Bir nabız yoklaması yapacak. Var mıyız yok muyuz böyle bir durumda? Daha sonra da müzakerelerin derinleştirilmesi cihetine gidecektir. Gerçekten de kolay bir süreç değil. Yani hükümet kurmak boyacı küpüne bir şey batırmak gibi olmuyor. Sonuçta tek başına bir hükümetin çok karışanı olmaz ama koalisyonların karışanı çok olur. Tabandan bir sürü insan onunla yapma, bununla yap, bununla yapma, onunla yap. Bütün partiler için böyle. Hem kendi tabanlarına dikkat edeceksin, onların hassasiyetlerini rencide etmeyeceksin. Hem uygun bir hükümet programında anlaşacaksın, içerik önemli. Hem Türkiye'nin geleceğine ilişkin en temelde tabii ki hangi parametreler faydalı bu ülke için, hangi ortak çıkarları gerçekleştireceğiz, buralarda mutabık kalacaksın. Ve 2019'da normalde seçimler, 2019'a kadar olan süreyi nasıl göreceğiz? Bütün bunları değerlendirerek yürümek lazım. Biraz sabra ve zamana ihtiyaç var. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Rica ediyorum, kolay gelsin. AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'ydı yayın konuğumuz. Geride kalan meclis başkanı seçimi ve önümüzdeki koalisyon sürecini değerlendirdik. Sözü yeniden size bırakıyoruz Tuğba. Evet, Pınar'a ve değerli konuğuna teşekkür ederim.